Evet arkadaşlar, bu dersimizde 10. uygulamamızı yapacağız. Evet, Start Drawing'e tıklayıp şablonumu açıyorum. Her zamanki gibi öncelikli olarak limitlerimi güncelliyorum. Zoom Enter, Enter. Ben hemen resmi getireyim arkadaşlar. 10. uygulamamı aldım. Basit ama güzel bir uygulama. Enter dedim. Bakın, bize mantaliteyi verme açısından önemli. Dairesel parçalarda her zaman önce daire merkezlerimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak Home'a bastım. İster Line'a buradan basarım, ister L-Enter derim. Önce dairelerimin merkezini çiziyorum. Bir yere tıkladım arkadaşlar. Elimi sağ tarafa çektim ve tam yatay konuma aldıktan sonra 46 Enter. Ve ESC ile çıkabilirsiniz. İki defa Enter'a basabilirsiniz. 46 milimetrelik bir çizgi çizdim. Uçlarına bakın 25'lik bir daire çizeceğim. Bir yarı çaplı. Önce dışarıdaki daireleri çizelim. C Enter dedim. Getirdim buraya, tıkladım. Yarı çap istiyor. 25 Enter. Buraya dikkat. Bakın, bunu tanımladıktan sonra dışarıdakini de çizelim. Burası önemli. C Enter veya direkt Enter'da diyebilirdik. Tekrar uç noktasını tıkladım. Aynısını çizmek için 25 Enter dedim. Şimdi buraya dikkat. Öğrenmiştik arkadaşlar. Buradan teğet bir daire çizeceğim. Bunu istersek circle'ın içerisindeki tanjant radyüsten çizebiliriz. Ama pratik nasıldı? C enter, ister TTR enter, istersek gelip ne yapabiliyorduk bakın mouse'da? TTR'nin üzerine bir kere tıkladım. Bakın, buna teğet, buna teğet ve yarıçap 35 çizdim. Aynı komutu tekrar kullanmak için enter. Buna teğet diyeceğim. Süper. Ama TTR'yi seçmedim. Hemen TTR'yi seçtim. Buna teğet, buna teğet, yarıçap yine 35. Enter dedim. Normalde bunu aynalayabiliriz. Aynalama komutunu görmediğimiz için yaptık. Bakın, çizimimizi oluşturduk. İçteki daireleri de çizebiliriz. Trimle yapabiliriz. Hadi dairelerimizi de çizelim. C enter dedik. Merkez burası dedim. Tıkladım. Elimi çektim. Bakın, buraya dikkat. İçeridekinin çapı 25. Küsur hattı girmemek için şuradaki diameter'a basıyorum veya D enter. Diameter'a bastım. Kaçmış arkadaşlar? 25'miş. Aynı şekilde tekrar enter dedim. Merkez burası dedim. Tıkladım. Bakın, hemen zaten aynı çapı kullanmak için enter'a basmamız yeterliydi. Yaptım. Şimdi trim diyorum artık. TR enter enter. Burayı alacağım dedim. Burayı alacağım dedim. Şu kısımları bakın şöyle seçebilirsiniz, pencere içine alarak tek tek seçmenize gerek yok. Solla bakın basılı tutup pencere içine aldım. Çizimimi tamamladım. Bakın, bunu terimlemek yerine tabi ileride bunu eksen çizgisi vesaire tanımlayacağız, göreceğiz. Deletleyip ne yaptık arkadaşlar? Örneğin bir zincirin bakla halkası vardı. Ne yapmış olduk? Onu tamamlamış olduk.